Ben şu an ne söyleyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Çekiyor mu şu an bunu? Çekiyor. Ne demek yok ya? Ne anladın? Car 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 bütün. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antalya'dayım ve bana aşırı uğursuz geldiğini düşündüğüm arkadaşlarım. Yemin ediyorum böyle bir şey olmaz. Maddi manevi inanılmaz büyük zararlardayım. Gözlüğümü çıkarıyorum çünkü çok laf ediliyor ama sen takabilirsin. Çıkarmayacağım. Bugünkü konumuz, bu arada kameranın arkasına Vusat var. Vusat'cığım, sevgili Binter'si bir sesini duysak. Herkese merhaba. O kadar özlediler ki seni. Neden kendini göstermiyorsun? Çünkü bugün çok çirkinim. Hayır. Ay saçmalama. Kız arkadaş yalanı. Aşkım çok güzelsin. Ay saçmalama, çok yakışmış buna yani. Tamam ya, mesela bunun böyle pembesi siyah olsa daha güzel olurdu da. Tabii cerenzi. Cerenzi. Bugünkü konumuz iki tane boşanmış ve çocuklu kadın olarak. Stalk ve flört. Buraya böyle bir zıbon efekti alabilir miyiz? Her şeyi alırız. Her şeyi alırız. Alalım. Efekt alalım. Evet. Aldık. Evet. Efekt aldık. Ne kadar oldu boşanalı? 1,5 seneyi geçti. En büyük zorluğu ne boşanmanın? Hiçbir zorluğu yok açıkçası ya. Ama böyle boşanma influence etmemeliyiz. Bu değil yani. Yani şimdi tabii biraz ayıp olacak gibi konuştukça ama bence bir zorluğu yok ya. Yani zaten bu böyle karar verilmeden yapılacak bir şey olmadığı için insan biraz geleceği de planlıyor, programlıyor yani. Hani böyle tak diye düşmüyorsun bu işin içine. Okey. Peki Mustafa şey soralım mı? Biz boşandıktan sonra mesela ne değişti? Ha evet, bence de. Biz kendimizi belki anlayamayabiliriz. Bir şey değişmedi. Şuraya Mustafa'nın şeyini koyacağım biliyorsunuz fotoğrafını. Güzel ve zayıf çıktığım bir fotoğrafı alabilirsem. Ya zaten güzel. Aşkım çok ya, güzelsin. Saçmalama. Ya aşkım ya, o kadar dünya güzelisin. Yüzün çok güzel. Ne oldu? Şişman. Şişman tesellisi. Şişman tesellisi. Yani hiçbir şey fark etmedi. Sen daha şey, çok kamerayı oynatabiliriz bana oynatabiliriz. Sen daha çok gezmeye başladın. Benden bahsediyor. Evet. Dur dön. Ha. Benden bahsediyor. Sen de daha çok gezmeye başladın. Sen hiç evde oturmamaya başladın. Biz o zaman evde tıkılıyormuşuz. Yani hayat şartları gereği öyle oldu. Şimdi tabii bir senedir yalnız yaşayan kadınlar olarak haliyle hayatımız çok değişti. Yer yer boşluğa düştük. Yer yer boşluğa düştük. Yer yer boşluğa... Daha da büyük boşluğa düştük. Yer yer daha da büyük boşluğa, girdaba düştük. Böyle şey gibi yani, kötü günleri atlattık, daha kötü günler yakın. Evet, bugün mesela sizin insanların sizin sorularınızı cevaplandıracağız deyip başka video çekmemiz yok mu peki? Peki insanlara sizin sorularınızı cevaplayacağız derken bu statı da koymamız ve asla bu statın videoda olmamız. Şuraya bu stat. Son dakikada nasıl gol attım? Aynen. Bu noktada da 10 sene önce, ben 10 sene evli kaldım. Sen ne kadar kaldın? 5. Tamam, o 5 sene kalmış. Demek ki arkadaşlar 5 ile 10'da bir sıkıntı var. Ama ne kadardır beraberdin sen? 16. Sen toplamda ne kadar? Böyle devam edemeyiz yani. 11 sene. Bana bak ya, ben nasıl nikah masasına oturtmuşum kız. Maşallah. Aşkım, ama ben her zaman söylerim. Uzun ilişkiden sonra 3 ay içerisinde evlenilen kızım. Bu benim. Ve flört konusunda tabii ki 10 sene ve 5 sene geriden geldiğimiz için inanılmaz şeyler görüyor. Çok ve inanılmaz bocaladınız. İnanılmaz etkilendiniz. Mesela ben ilk boşandıktan sonra herkesin her sözünde durduğunu ve inanılmaz doğru söylediğini, bütün hislerinin ben de inanır mısın? Gerçek olduğunu, hiç kimsenin kimseyi kullanmayı düşünmediğini zannediyordum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyordum. Şu an var ya yani. Ben de mi açamadım gözünüzü be kardeşim? Yani evi üstüme yapsa Yani doğru söyleyenin olmadığına karar verdim. Tabii canım. Yani. Bırak aynen, böyle aynen. Ufak yalanları falan, bayağı o yüzden ben mesela söyleyeyim. Dünyanın en hızlı insan silen insan. Gördük, biz hızlı siler. Hızlı silerim. Hızlı peki, ekler, hızlı siler. Hızlı ekler ve hızlı silerim. Peki en garip duyduğun şey, yani şimdi başımıza gelmedi, kuzenimizin başına geldi hiç. Çok yakın bir arkadaşımın başına geldi. En garip duyduğum şey, yani o kadar çok garip şeyler oluyor ki, en garibi. Flört sektöründe çok garip şeyler oluyormuş. En garibi ne biliyor musun? Bu yeni bir moda galiba. Böyle konuşup, ondan sonra iş buluşmaya geldiği zaman yok olan. Allah Allah. İnsanlar. Allah Allah, hiç söylemedim. Allah Allah, kimin başına geldi ki? Ya da buluştuktan sonra aşırı serenat yaptıktan mesela sonra
Saçmalayan. Allah Allah. Allah Allah. Sanki sen zorla şey yapmışsın, date çıkarmaya çalışmışsın gibi bir muamele. Evet. Allah Allah, kim başına geldi ki acaba bu? Kuş sesleri. Buraya, Ahmetciğim, buraya kuş, kuş koyalım. Etekleri. Buraya kuş cik koyalım. Cik. Evet, saçma gerçekten. Bir de tabii bu sektörde şöyle bir bizim için bir farklılık var. Bir boşanmış insanlar var, bir de çocuklu boşanmış insanlar var. Evet, çocuklu hayatta flört nasıl oluyor? Sizden alalım. Olmuyor. Bok gibi oluyor. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor çünkü zaten girizgah şu şekil. Maşallah çocuğun da varmış, hiç göstermiyorsun. Nasıl göstereceksek mesela çocuğu? Yani. Gezdireceğiz. Masaların üstüne çerezlerin yanına koyacağız çocukları. Çünkü yani başka türlü. Size söylenen iltifatları da anlamıyorsunuz abi. Hiç, yani çocuk doğurmuş gibi değilsiniz. Çok fitsiniz, çok dirisiniz dedi belki. Tamam, ondan sonra iş buluşmaya geldiği zaman dıt dıt ne oldu ya, foton gitti. Peki stalk konusunda ben en son dün Gossip Pasta'da şey gördüm. Spotify. Spotify, ben Spotify nasıl stalklanıyor ya? Spotify'da profiline girince kimlerle takipte? Şu hangi listelere bakıyor görebiliyorsun. Hangi listeleri takip ediyor? Orada takip olayı mı var ya? Aa, hakikaten bizde ilk defa. Liste takip edebiliyorsun ya, çalma listesi. Kimin, iyi de. Kimin çalma listesini takip ettiğine göre değişir yani. Eski sevgilisinin çalma listesini takip ediyorsa. Ne var canım, unutmuştur belki. Ben sonuç... Net çıkarılabileceğini düşünüyorum. Evet. Spotify'dan. Net tontik değil mi demet? Unutmuştur belki. Hayır, ama işte ben aynen bu saflıkta devam etmiyor muydum yani ilk zamanlar? Saçmalama Mustafa, bana öyle söz verdi, onu demek istemiştir falan diye böyle. Tabii falan diye böyle. Baya baya kötü duruma geldim sonuçta. Peki eksi ne bir, o? Şu şey tweetinden bahsedelim mi biraz? Şu an eksi bir flörtteyim. Sebebini sorarsanız bir kişi flörtüm zannetmişim yanlışlıkla. Tweetten bahsedelim mi biraz? Üçümüzün bekar olduğu 11 sene sonraki ilk tatil. Neden 11? Senden dolayı 11. Benden dolayı 11. Ha. Çünkü ben biliyorsunuz Arapatı gibi önden hayır, gidip... 11 de seni hesaplıyoruz. Çünkü öncesi bende var. Arası Mustafa'da yok. Yazık ya. Sonuç olarak bundan sonrası hiç yok. Sonuç olarak bundan sonra üçümüz... üçümüze üçümüz. Yer yer dibe battık. Oradan daha da dibe battık. Ama bu tatile nasıl... Dibe battık ama. Hayır, bu tatile nasıl mağrur, gururlu ve umutlu başlamıştık? Ben bu tatil için şöyle bir şey söyledim. Bu kadar dedim güzel, bu kadar donanımlı, bu kadar akıllı, bu kadar harika, bu kadar... Nasıl, ne kadar büyük bir tevazi. Şimdi buralarda yine böyle şeyler gelsin. Bu kadar uzun boylu insanlar ken. Bu kadar uzun boylu insanlar kendi. Nasıl olur da bizi biri sevmez dedim. Ama tabii işin... Bizi biri sevmez deme, o kadar da deme. Öyle deme. Benim de oturdu deme öyle. Öyle deme canım. Öyle bizi seven yok. Şey gibi düşün, beni beğeneni ben beğenmem, beğendiğimizde beni beğenmez. Öyle düşün. Kötüyü çekme. Düşünemedim. Evet, düşünemedim. Düşün, öyle düşün. Hani kötüyü çekme diyoruz ya bu tatilin başında. Ha, kötüyü çekme. Harbiden ben sana ne dedim dün, kötüyü çekme diye diye. Ne kadar kötü varsa da çekildi abi. Abi Z kuşağı. Abi her yer kötü çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Z kuşağının flört konusunda bize attığı kazıklar bence bunlar. Ben öyle Z kuşağı niye karıştırdık ya? Onlar öğretmiş bunları. Bizim zamanımızda böyle miydi abi? Evet. Yani yemeğe çıkmak için ısrar edip sonra ortadan yok olmak diye bir şey yoktu yani. Bir de hani ne, skor tahtasına mı yazıyorsun? Bizim yokluğumuzda Z kuşağıyla görüşen yaşıtlarımız evet sonrasında. Aynen öyle. Böyle kötü alışkanlıklar edinmişler. Aynen öyle. Yani sonuç olarak boşanmış kadın olarak flörtte de, flörtten sonraki süreçte de ne oluyorsa acaba o süreçte? Flörtten sonraki süreç derken? Yalnızlık süreci. Flörtten sonraki zaten süreç. Flörtleşememekle başlayan süreç. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir hadi hafta bakalım. Yemeğe gidilmezse flört düşer mi? Ne bir haftası aşk? Yemek için sözleştiğin gün yemeğe gidilmezse o flört düşer. Ne kadar süre sonra yemek sözü verilmeli? Yemek, evet. Ya da ne kadar süre sonra yemek teklifine evet denmeli? Çünkü belli ki yemek teklifine evet denince ortadan kaybolmalı. O zaman denmemeli. O zaman görüşmeyeceğiz demeli. Evet, doğru. Doğru. Kalkalım o zaman. Bence ben bu konuda bir erkek alayım. Adil'i alayım. Adil Yıldırım'ı. Evet.
Aynen öyle ve bize anlatsın yani bunu. Mesela onun çünkü biliyorsun 30 gün kuralı var. Hı hı. 30 gün beraber olmayacaksın. Eğer seni aramıyorsa sen de onu 30 gün aramayacaksın. Seni mutlaka arar. Ondan sonra kısa kısa cevap vereceksin. Neydi başka? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ama yaptım, hiçbiri de olmadı. Bir şey soracağım, tam onu diyecektim. Bu kurallara uyup mutluluğa ulaşmış biri var mıymış? Soralım. Bunu soralım. Videonun bu kesitini hatta ben ona göndereyim, soralım. O zaman bundan sonraki videomuz daha çözüm odaklı olsun. Tatile 10 üzerinden puan verin. Bir arada oluşumuza, sağlıklı oluşumuza, mutlu oluşumuza, her şeye bir şekilde gülüyor oluşumuza bunun üzerinden 15 veriyorum tabii ki. Hı. Ama bir yerlerimizde de bir bazı eksiklikler yok değil. İnşallah sizin hayır dualarınıza daha iyi gider tabii diye düşünüyorum. O zaman bu hafta bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim flört ve boşanmış kadın olma ile ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Çünkü üzerine konuşabileceğimiz bir hayatımız yok. Hafta yine aynı gün bambaşka videoyla görüşmek dileğiyle. Vuslat, elinle güle güle. Bye bye. Bye bye.